Senin içinde sevgi yoksa, tanrısal sevgi yoksa, kendinle barışık değilsen sen hiç kimseye barışık yaşayamazsın. Ne karını, ne çolunu, ne çocuğunu, ne dostlarını, ne anneni, babanı, ne de cemaatini mutlu edemezsin. Tanrıyı hiç mutlu edemezsin çünkü yüreğin onda değil. Bugün hangi konuyu, hangi ayeti sizin için seçtim? Süleyman'ın özdeişleri 3. bölüm 5 ve 6. ayetlere bakacağım ama Amacım 5'ten yürümek. 6'dan biraz da yine gireceğim. Çünkü birbirine çok bağlantılılar ayetler. Aslında ikisi tek bir ayet gibi. Süleyman çok hikmetin ve bilgeliğin bilmeyenler için söyleyeyim sahibi olan bir tanrı adamıydı. Kraldı. Babası malum Davut'tu. Babasından dolayı çok ünlüydü. Babasından aldığı mirasla hem ruhsal hem manevi hem fiziksel yeteneklerle birlikte çünkü Tanrı dostuydu Davut. Rab Davut'u çok seviyordu ve onun soyunun kutsayacağını ve onun soyundan gelenin tapınağı yapacağını söylemişti. Hem fiziksel tapınak için yani Süleyman'ın kurduğu hem de Davut'un soyundan gelecek olan Mesih İsa aracılığıyla ruhsal tapınağı kuracağını vaat etmişti Mesih'ten yaklaşık bin yıl önce. O yüzden Süleyman hikmet ve bilgeliğe sahipti. Rab'den bunu istemişti. Rab de onu bol zenginlikle, ünle, şanla ve şerefle de onurlandırdı. Şimdi bu Süleyman'ı dinlemek için doğudan kraliçeler, bilge insanlar, onun hikmetine, ondaki bilgeliğe, tanrısal hikmet ve bilgeli hayran olarak onun önüne geliyor, önünde eğiliyor, ondan öğreniyor ve ondan dinliyorlardı. Ben her zaman söylüyorum imanlı kardeşlerime ve kendime de. Lütfen bakın her gün 30 tane. Her gün bir mesel Süleyman özdeyişini okumanızı bu dünyada hikmet ve bilgelikle doğru ve ahlaklı bir şekilde Rabb'e uygun bir şey yaşamak için hap gibidir. İlaç gibidir. Her gün 3 dakikan almaz. Bir özdeyişi okumak 5 dakikan alsın. Bir de onu düşünmek, gün içerisinde onu düşünmek, dua etmek, oradaki sözlere göre dua etmek için inanılmaz. Yani bir meselde bile birden fazla konunun Dillendirildiği yön verildiği bir harika hazineden bahsediyorum. Ben sadece bir iki ayetini seçtim üçüncü bölümden Süleyman'ın özel üçüncü bölümden beş ve altıyı sizlere okumak istiyorum değerli kardeşlerim. Umarım hepimiz için teşvik edici bereket kaynağı bir söz olur. Bakın şöyle diyor Rabb'in sözü beşinci ayetten okuyorum Rabb'e güven neyle bütün yüreğinle kendi aklına bel bağlama. Çok net. Biliyorsunuz bunlar Rab'bin sözleridir ve buyruktur. Yani bir emirdir. Net bir şekilde noktayı koymuş. Yaptığın her işte Rabbi an, her işte. O senin yolunu ne diyor? Düze çıkarır. Haleluya. Kim engebeli yollarda yürümek ister? Kim dağ tepe tırmanmak ister? Kim zor ve kötü şartlarda ayağını kayalıklara, çukur gibi yerlere, çamura basmak ister. Herkes düz yolda yürümek ister. Herkes temiz yolda yürümek ister. Rahat yürüyebilmek, huzurlu yürüyebilmek ve huzurlu koşabilmek. Arabanızı siz bozuk yola sokuyor musunuz? Tangur tungur gibi dağ tepe yollarına sokuyor musunuz? Sok da gör. Ne ön takım kalır, ne araba kalır, ne şanzıman kalır. Kısa bir süre sonra bozulur. Araba da yolda kalır. Bu yüzden diyor ki yolunun düzlüğe gitmesi için her işte önceliği kime vereceksin? Rabb'e vereceksin. Çünkü senin baban o. Seni seviyor, seni kayırır, seni kollar. Daha önceki bağlantılarımızı sürekli söyledik. Birinci Petrus'tan örnekler verdik. Yüklerinizi ona kaldırın. O sizi kayırır, o sizi lütfeder dedik. Dili bir tanrımız var. Dinden bahsetmiyoruz. Dindarlıktan bahsetmiyoruz. Yaşamın içinde. O yüzden diyor bak yaptığın her işte yani hayatının her alanında Rab'le ve Mesih'le yürürsen kardeşim onun sözüne uygun şekilde Bak mükemmellikten, dindarlıktan böyle gece gündüz manastıra kapanıp ibadet etmekten bahsetmiyorum. Yaptığın her işte evliliğinde, çocuklarını eğitirken, işe giderken, otobüste, araba kullanırken, nefes alırken, uyurken, evinde otururken, arkadaşına sohbet ederken, annenle babanla zaman geçirirken her işte onun sözüne uygun şekilde şey işte, o yüzden diyorum Süleyman Özyaş'ın okuyun. İnanılmaz bak bereketlidir. İnanılmaz Eski çok kıymetlidir, çok değerlidir. Çok şey size öğretir ve sizi çok temellendirir. Biz Hristiyanız, İncil'e inanıyoruz. Böyle bir şey yok. Bütün kutsal kitabı inanıyoruz. Sadece İncil okumayın. Bu çok iyidir. Ama eski kıymetli, hikmetli sözlerinden, oradaki yaşantılardan, oradan alınacak o kadar büyük bir hazine var ki deryalar gibi denizleri doldurur. O yüzden kendi hakkına bel bağlama. Niye? Niye Rab bizi uyarıyor? Çünkü insanın düşünceleri ne kadar boş, ne kadar saçma, kendine bile yararı olmayan düşünceler olduğunu ortaya koyuyordu ondan, biliyordu ondan. E bak dünyaya, bak insanların yaptığı eylemlere. Yani şu 70-80 yıllık hayatta yapılacak işler mi bunlar? Kavgalar, savaşlar, nefretler, öfkeler, bağışlamalar, çıkarcılık, para hırsı, ahlaksızlıklar, soğuyan ilişkiler anne babaya saygısızlıklar, çocukların anne baba ilişkilerini bozuklar, eşlerin arasındaki problemler. Neden? Çünkü hep kendi hakkını, kendini kurtarmaya çalışıyor. Kurtarırken de birçoklarını ezmeye, soymaya, üzerinde basamak gibi kullanıp kendi çıkarını kollamaya çalışıyor. Bu yüzden kutsal kitap diyor ki Rabbe güven bütün yüreğinle. Şimdi bütün yüreğinde Rabbe güvendiğin zaman düşüncelerin, isteğin, arzun Rab olduğu zaman nereye geliyorsun? Rabbin sözüne geliyorsun. Doğru mu? Doğru. Çık o Rabbin sözü. Şu an okuduğumuz basit küçük iki ayet. Ama çok anlamlı ayetler. Şimdi buna geldiğinde buradan kutsal ruhun yardımıyla gerçeği gördüğünde yani gözlerin açıldığında bazen okuruz. An görmeyiz. Bakmak ve görmek başkaları derler. Değil mi? Doğru. O yüzden Buradan bunu öğrendiğinde kutsal aşmaya başlandı. diyorsun ki ah evet ya kendi aklıma güvendim, kendi gücüme güvendim, kendi benliğime güvendim. Buna bel bağladım. Ama ne oldu? Elim boş, cebim boş, elim boş, zihnim boş, yüreğim boş. Ne iman konusunda, ne hizmet konusunda, ne yaşantımdaki kutsallık konusunda. Hep aynı günahların içinde dönüp dönüp duruyorum. Hep aynı hataları işleyip işleyip duruyorum. Elimine yazsam kuruyor. Cebimde Cebimde, sanki cebim delikmiş gibi akıp gidiyor. Neden? Çünkü kendi hakkına bel bağında ondalığını vermiyorsun, önceliğini Rab'be vermiyorsun. Yaptığın her işte Rab'bi anmıyorsun. Rab'bi anmadığın için İsrailoğulları çok fırça şeydi Rab'den. Siz önceliği de bana vermiyorsunuz. Yaptığınız her işte beni anmıyorsunuz. O ondalıklarınızla, sunularınızla beni onurlandırmıyorsunuz. Kendiniz için yiyip içmek, kendinizin rahatı, keyfi için Çalışıp dinliyorsunuz dedi. Ben de sizi terk edeceğim Rab İsrail olanı. ve sonra İsrail olanın başına neler geldiğini biliyorsunuz Kutsal Kitaptı. Onlar da insandı. İnsan hiç değişmedi. Adem havvadan beri aynı. O yüzden Kutsal Kitap'ta bu hikmet ve bilgeliğin kaynağı olan Süleyman'ın Rab'den aldı tep bunları. Kaynak Rab'in kendisidir. Ama Davut'un oğluydu. Meşhur Davut'un oğluydu. 40 yıl krallık yaptı Davut. Süleyman da çok uzun krallık ama sonuna dikkat ettiniz mi Süleyman'ın? Neden? Çünkü bu yürekten tamamıyla Rab'be güvenerek yaşamaktan uzaklaştı. Ve kendi hakkına, kendi zenginliğine, kendi hikmetine, kendi bilgilerine güvendi. Aslında bu kaynağın nereden geldiğini, bereketin nereden geldiğini unuttu. Bir adamın üzerinde ya da bir tanrı kadın üzerinde Rabbin eli yoksa, Rabbin bereketi yoksa, Rabbin mesledi bir şey yoksa ne kadar zengin, akıllı olursa olsun o gerekli olgunluğa, gerekli hikmete, gerekli bilgeliğe sahip olmayacak ve işleri doğru gitmeyecek. E canım onun hali yerinde evi var, barkı var, şusu var, busu var. Bunlar Tanrı'nın gözüne çok küçük şeyler kardeşim. Evini yaratan Tanrı'dan bahsediyoruz. Yeri, göğü, dağları yaratan Rab'den bahsediyoruz kardeşim. Bu yüzden, bu yüzden ayet önemli. Bu yüzden hani şimdi ayetimiz o değil ama dedik ya Süleyman Davut'un oğlu. Davut ne diyor Mezmur 121'de? Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Yardımım nereden gelecek? Diye sordu, yakardı. Yardımım yeri, göğü yaratan Rab'den gelecek dedi. Paradan, puldan, zenginlikten, insandan değil. Çünkü Davut, en büyük özelliği Davut'un, Süleyman'ın babası ki Süleyman'dan bahsediyoruz. Tanrı'nın Tanrı'ya güvenen, tüm yüreğiyle güvenen bir adamdı. Tanrı yolunda yürüyen, Tanrı'dan başka hiçbir korkmayan bir Tanrı adamıydı. Bu yüzden Kutsal Kitap'a baktığımızda en büyük buyruk neydi? Hatırlayın kardeşler. Tanrı olan Rabb'i tüm yüreğinle, bak yine aynı şekilde, buradaki gibi bütün yüreğinle, bütün yüreğinle, bütün aklınla, bütün canınla, ne yapacaksın? Dedi? Seveceksin. Komşun da kendin gibi seveceksin. İşte Tanrı'nın bizden istediği bu. Oğlu İsa Mesih'in adına güvenmemiz, bütün yüreğimizle, onun sözlerine bakmamız, ve yaptığımız her işte Rabbimiz İsa Mesih'in adını anarak, babamız Tanrı'ya şükrederek, güvenerek yaşamamızdır. O zaman yollarımız düze çıkacak kardeşlerim. Bak dene ve gör. Beni bununla sınayın diyor kutsal kitap. Ondalınıza Rabbi sınayın. Ona öncelik verin. Eşlerinizi sevin. Çocuklarınızı sevin. Kendinizi sevin. Bak kendini sevmeyen adam bu gururdan, bencillikten burada bahsetmiyorum. Hiç kimseye faydası olmaz. Çünkü senin içinde ne varsa dışarı onu vereceksin. Senin içinde sevgi yoksa, tanrısal sevgi yoksa, kendinle barışık değilsen sen hiç kimseye barışık yaşayamazsın. Ne karını, ne çolunu, ne çocuğunu, ne dostlarını, ne anneni, babanı, ne de cemaatini mutlu edemezsin. Tanrıyı hiç mutlu edemezsin çünkü yüreğin onda değil. Yüreğin eğer Tanrı'da olsaydı tüm yüreğini Rab'be güvenseydin sen kardeşim kendi aklına bel bağlamasaydın kendi gücüne kendi diplomana kendi imkanlarına kendi tipine boyuna posuna kendi kariyerine güvenmeseydin sen Tanrı'nın öngördüğü doğrular sahip bir Tanrı adamı bir Tanrı kadın olacaktın. Meyve verecektin egemenlikte güçlü bir yerin olacaktı. Çoğu zaman düşmemizin kaybolmamızın ya da böyle ılık iman yaşamı sürdürmemizin sebebi kendi aklımıza bel bağlayıp tüm yüreğimizle, tüm aklımızla, tüm canımızla Rab'be güvenmemekten geliyor. Kusaru aslında sürekli bu bağı kurmak istiyor. Kutsal ruh sürekli bizi Mesih'e, sürekli bizi Meryem gibi Mesih'in ayaklarının dibine getirmeye, ondan öğrenmeye, ona güvenmeye, tüm yüreğimizle ona bağlı kalmaya çekiyor. Ama biz ayetlerde yazılanın yerine anmak olsun şükretmek olsun. Mesih İsa aracılığıyla onda yürümek olsun. Bunları bırakıyoruz. Ondan sonra şuyum ters gidiyor, buyum ters gidiyor. Düz yollarda yürüyemiyorum. Ayağım taşa takılıp düşüp tökezleyip duruyorum diyoruz. E çünkü Tanrı senin yolunu düzlemek istiyor. Tanrı benim yolumu düzlemek istiyor. Seni düz yollarda götürmek istiyor. Mesih bunun için geldi. İsa diridir. Mezarımız yoktur. O seni duyuyor, biliyor. Eğer yakın ilişkin yoksa, samimiyetin yoksa, dostluğun yoksa, Nasıl yardım alacaksın değerli kardeşim? Bak burada açık açık bir aile ortamında konuşuyoruz. Kendime de söylüyorum. Ben her vaazımı ilk önce kendime derim. Hepimizin silkelenmesi, Mesih'e dönmemiz, bütün yüreğimizle ona güvenmemiz. Evet Rab, ben yapamıyorum. Ama gel bugün benim için bunu sen yap. Yollarımı düzle. Tüm yüreğim sana dönsün. Aklım sana dönsün. Vicdanım sana dönsün. Senin sözünden keyif almak istiyorum. Bugüne kadar kendi aklıma güvendim, kendi bilgeliğime güvendim, kendi parama güvendim, kendi çevreme güvendim ama bunların ne kadar boş olduğunu gördüm. Yeter ya Rab, özür diliyorum ve tövbe ediyorum deme zamanı geldi. İnsana güvenme kardeşim. Bak ağır bir sözdür. İlk önce Rabb'e güveneceksin. Sonra Rabb'in mesettiği adamlarla, tanrı kadınlarla, birlik ruhu içinde sevgiyle göreceksin. Değerli kardeşim başka şu kısa hayatta senin çaren yok. Sevgili dostlarım dediğim gibi hani bir ayet üzerinden bu yaşam değişen ayetler yürümeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu kısa zamanda bir şeyleri toparlayıp değerlendirmeye çalışıyoruz. Lütfen bugün okuduğumuz ayetlere okuyarak programımızın bu programımızın sonuna getirelim. Süleyman Özdeğişleri 3. bölüm eski ayetten okuyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum ve 5. ve 6. ayeti şöyle okuduk. Bugün bunu konuşmaya çalıştık. Rabbe güven bütün yüreğinde. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte onu an. O senin yolunu ne diyor? Düze çıkartır. Düze çıkartır. Ben yolumun düzde olmasını istiyorum. Engebeli yollar istemiyorum. Şeytanın ortaya koyduğu karanlıkları istemiyorum. İblisin ortaya koyduğu zorlukları istemiyorum. Benliğimin, kısır benliğimin çıkarttığı engelleri istemiyorum. Bu yüzden Rab'be güvenmeyi seçiyorum. Bu yüzden tövbe ediyorum. Bütün yüreğimle ona yönelmek. Sadece ağzımı değil, yüreğimi önün önünde parçalamak, ona dökmek ve göklerden gelen lütuf ve hikmet bilgelikle ondan yardım diliyorum. Sen de böyle yap değerli kardeşim. O zaman göreceksin ki o seninle birlikte yürüyecek. Seni omuzlarında sırtında taşıyacak. Seni kucağında taşıyacak. E senlik içinde huzur içinde olacaksın. Sevgili kardeşlerim bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün elimizden gelince Davutoğlu Süleyman'ın özdeyişlerinden konuştuk. Programları yapmaya devam edeceğiz. Lütfen bizler için dua edin. Lütfen bize yazın. Lütfen yorumlarınızla bizi artı eksi eleştirin ve biz de sizden gelen yorumlara ve eleştirilere ve sorulara göre de programlarımızı diğer vaiz kardeşlerle şekillendirmeye, Kanal Hayat Aile sokak yanınızda durmaya devam edeceğiz. Lütfen Kanal Hayat'ın YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Rabbin lütfunda, Rabbin esenliğinde kalın ve Rabbimiz İsa Mesih'in hikmetine kalın ve bütün yüreğinizle ona güvenin. O sizi asla terk etmez. Amin. Hoşça kalın.